Merhaba sevgili çocuklar. Türev 1 adlı videomuzda ortalama değişim oranını ve anlık değişim oranını anlatacağım sizlere. Şimdi ortalama değişim oranı veya diğer bir adıyla ortalama hız ne demek onu bir şekil üzerinden inceleyerek sizlere açıklamaya çalışayım. Şimdi fonksiyon grafiği görüyoruz şekilde çocuklar. A noktasında aldığı değer fonksiyonun f a'ya eşit. B noktasında aldığı değer de f b'ye eşit. Şimdi f x fonksiyonunun a virgül b kapalı aralığında ortalama değişim oranını hesaplayabilmemiz için bizim f b eksi f a bölü b eksi a oranına ihtiyacımız var. Buradaki FB-FA fonksiyonun e, uç noktalarda aldığı değerler farkını b eksi a da aralığın uç noktalar arasındaki farkı veriyor bize. Bu oranı hesapladığımızda e, biz ortalama değişim oranını hesaplamış oluyoruz. Bunu kısaca şöyle de özetleyebiliriz çocuklar. Hangi aralıkta ortalama değişim oranı soruluyorsa eğer o aralıkta fonksiyonun aldığı iki tane değer var. Bakın bu iki nokta değdiği iki değer var. Bu iki nokta arasında çizdiğim doğru parçasının eğimi bize ortalama Değişim oranını verecektir. Şimdi bu iki noktayı birleştirdiğimde oluşan doğrunun eğimini bulmak için burada bir dik üçgen oluşturuyoruz. O dik üçgen oluşturduğumuzda gördüğünüz gibi bu aralık FB'den FA'yı çıkardığımızda bulduğumuz değere eşit. Burası FB eksi FA'ya eşit. E, aşağısı da yani teta'nın komşusu da e, A ile B arasındaki mesafe yani B eksi A'ya eşit. Dolayısıyla biz burada eğimi bulmak için tanjant teta'yı hesapladığımızda da. tanjant teta eşittir fb eksi fa bölü b eksi a oranını bulmuş oluruz. Dolayısıyla bu da bize neyi vermiş oluyor? Ortalama değişim oranını vermiş oluyor. Diğer bir adıyla da ortalama hızı hesaplamış oluyoruz. Bunu hesapladığımızda. Evet bir örnek yapalım şimdi bununla ilgili. fx fonksiyonumuz x kare eksi 2 x'miş. 1,3 kapalı aralığındaki ortalama değişim oranını bulunuz diye sormuşlar bize. Uç noktalarda fonksiyonun aldığı değerlerin farkını yani f3 eksi f1'e 3'ten 1'i çıkardığımda bulduğum değere bölersem ortalama değişim oranını bulmuş oluyorum. Diğer bir ifadeyle de ortalama değişim hızını bulmuş oluyorum. Şimdi f3'ü hesaplayalım fonksiyonda gidip 3 yazarsak 9 eksi 6 bulmuş olacağız. Eksi 1 yazdığımızda da 1 eksi 2 bulmuş oluyoruz. Aşağıya da 3'ten 1 çıkardım 2'yi yazdım. E, yukarısı 9 eksi 6 3'e eşit. 1 eksi 2 de eksi 1 eşit. Önündeki eksiyle de artı 1'e dönüştü. Ve 2'ye de böldüğümüzde 4 bölü 2'den sonucu 2 bulmuş olacağız. E, bu ortalama değişim oranını aslında çocuklar e, 11. sınıfta e, biz fonksiyon uygulamaları konusunda da size öğretmiştik. Şimdi bir tekrar etmiş oluyoruz. Esas konumuz ortalama değişim oranı değil. Bundan sonra göreceğimiz başlıktaki anlık değişim oranı bizim bu seneki konumuz. Şimdi bir genel tekrar yapmış gibi bir şey oluyoruz. Evet yeni örneğimize bir bakalım. A elemandır e, R eksi olmak üzere fx eşittir x küp fonksiyonunun A virgül A artı 1 aralığında ortalama değişim oranı 19 olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş bize. Ne yapacağız çocuklar? Fonksiyonun aldığı uç noktalarda aldığı değerleri birbirinden çıkartıyoruz. A artı 1'den önce F A'yı çıkartıyorum. Sonra da uç noktaları birbirinden çıkartıyoruz. A artı 1'den A'yı çıkartıp böldüğümde ortalama değişim oranını bulmuş oluyorum. Bunun sonucu 19'muş. Soru da bize çünkü 19 verilmiş. Şimdi paydaya bakıyoruz. A'lar birbirini sadeleştirdi. 1'i de 19'a çarptığımızda ifadeyi düzenlerseniz eğer f a artı 1 eksi f a'nın değerinin 19 olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi f a artı 1 yerine yazarsam x küpte a artı 1'in küpüne eşit çıktı. Buradan da a'nın küpü eşittir 19 bulduk. Birinci ifadenin açılımını yazalım. A'nın küpü artı 3A kare artı 3A artı 1. A'nın küpünü de çıkarttım eşittir 19 dedim. A'nın küpleri birbirlerine sadeleşti. İfadeyi de düzenleyelim. 3A kare artı 3A 19'da karşı tarafa eksi 19 olarak geçerse artı 1 ile de topladık. Eksi 18 eşittir 0 bulduk. Şimdi burada ben çarpanlarını ayıracağım ama önce hepsini bir 3'e böleyim. Daha bir sadeleştirmiş olayım. Aynı sonucu bulacağız sonuçta. Eşittir 0 dedik. 6'nın çarpanları 3 ile 2. E, artı 3 ile eksi 2 diyeceğim. Çarpanlarım a artı 3 ve a eksi 2. Buradan ikisini de sıfıra eşitlerseniz a'nın değeri 1 eksi 3 bir de a'nın değeri 2 gelmiş olacak. Bize a'nın negatif e, reel sayı olduğunu en başta vermişti e, soruda. Dolayısıyla a'nın değerinde biz eksi 3 olacağını söylemiş olacağız. Şimdi ortalama değişim oranından bahsettik ama anlık değişim oranıyla bağlantı kurabilmek için bir önden özet geçtik çocuklar. Daha önce de söylediğim gibi o 11. sınıfın bir konusuydu. Şimdi anlık değişim oranı 12. sınıfta göreceğimiz türeve geçiş için tanımlayacağımız bir oran. fx fonksiyonunun a virgül b kapalı aralığında belli bir andaki hızına anlık değişim oranı ya da anlık hız deniyor. Anlık hız hareketlinin sıfıra yakın bir zaman aralığındaki ortalama hızı olarak da tanımlanabilir çocuklar. Biz e, limiti x x sıfıra giderken f x eksi f x sıfır bölü x eksi x sıfır limitini hesapladığımızda e, dolayısıyla da anlık hızı hesaplamış oluyoruz. Bu formül bize bu limit bize anlık hızı vermiş oluyor çocuklar. Şimdi matematikte e, bu şekilde hesaplanan anlık hıza biz e, fonksiyonun x0 noktasındaki türevi diyoruz. Aynı zamanda da türevin tanımını anlık hız e, kullanarak da vermiş olduk. Evet yeni örneğimize bakalım. E, bir hareketlinin zamana bağlı aldığı yol t saat ve x kilometre olmak üzere x t eşittir t kare eksi 2 t fonksiyonu ile gösterilmiştir deniyor. Buna göre bu hareketlinin harekete başladıktan sonra Dördüncü saatteki hızı kaç kilometre bölü saattir diye sorulmuş bize. Bu bize dördüncü saatteki anlık hızı soruyor demek çocuklar bu soruda. Biz de anlık hızı hesaplarken bir limit hesaplıyorduk. Zamanın yani t'nin dörde yaklaşması durumunda bir limit hesaplayacağız. Buraya da değişim oranını yazıyorum. Değişim oranımızda x t eksi... X4 4. saatteki e, değişim oranını yazıyorum. Aşağıya da T-4 yazdık. Dolayısıyla bu değişim oranını yazdıktan sonra bunun T4'e giderken limitini hesapladığımızda biz anlık hızını hesaplamış oluruz dördüncü saatteki. Şimdi XT yerine fonksiyonda önce bir limitimizi yazalım. E, T4'e giderken e, T yerine hep X yazıyorum biraz karışıyor. T4'e giderken XT yerine t kare eksi 2t yazdık. x4 yerine de x4'ü de hesaplıyorum yukarıda gidip. 16 eksi 8'den bu da 8'e eşit çıkıyor. Onun yerine de 8 yazdım. Aşağıya da t eksi 4'ü yazıyoruz yine. Şimdi t yerine 4 yazdığımızda hem yukarısı 0 hem de aşağısı 0 çıkıyor çocuklar. Biz bu belirsizliği gidermeyi de öğrenmiştik hatırlıyorsanız. Belirsizlik konusunda 0 bölü 0 belirsizliğini anlatırken ne yapıyorduk? Yukarıyı çarpanlarına ayırıyoruz. O 0 yapan çarpanı yok ettikten sonra tekrar t yerine 4 yazarak limiti hesaplıyoruz. Dolayısıyla biz t yerine e, yukarıda çarpanlarına ayıralım ilk önce. E, t4'e giderken yukarının çarpanları 4 ile 2 dersek eksi 2 olacak toplamları. Eksiye artı yazdım. tt t, e, yazdık başına da. Buradan da t-4 ile t artı 2 çarpanları gelmiş oldu. Aşağıda da t-4 çarpanı var. Zaten 0 bölü 0'ı elde ettiğim çarpan bu gördüğünüz gibi. E, bunları sadeleştirince 0 bölü 0'dan da kurtulmuş oluyoruz. t yerine de 4 yazdığımızda gördüğünüz gibi sonucumuz 6'dır. 6 çıkmış oluyor. 6 km bölü saatmiş. 4. saatteki hızı bu aracın. fx fonksiyonunu 3x kare eksi 1 olarak tanımlamışlar. x eşittir 1 apsisli noktasındaki türevini yani anlık değişim oranını veren limiti bulunuz diye sorulmuş. Biz bir absisti noktasına giderken anlık hızını, anlık değişim oranını bulmak için bir limit yazıyoruz. Bize bu limit hangi limit onu soruyor. X'in 1'e yaklaşırken fonksiyondan bir noktasında aldığı değeri çıkarıp yukarıya yazıyoruz. Yani fonksiyondaki değişimi yukarıya yazıyoruz. Aşağıya da x ile 1 arasındaki değişimi yani x eksi 1 yazıyoruz. Dolayısıyla bunu biraz daha düzenlememiz gerekiyor. Cevap çünkü fx'li değil. Hemen fx yerine 3x kare eksi 1 yazdım. Eksi f 1 yerine de f 1'i yukarıda gidip hesapladığımızda 3 eksi 1'den 2 geldiği için f 1 yerine de 2 yazdım. Sonra işlemi düzenleyerek tekrar bir aşamada ilerletiyorum. x 1'e yaklaşırken buradan 3x kare eksi 3 bölü x eksi 1 limitini bulmuş oluyoruz. Zaten bize de bu limit soruluyordu çocuklar. sonucu da bulmuş olduk böylece. 73. örnekte de yine bize bir fx fonksiyonu verilmiş. 5 eksi x tanımlanmış. x eşittir 4 hapsesli noktasındaki türevini veren limiti bulunuz diye sormuş. Ya da anlık hızını veren limiti bulunuz diye sorulmuş. Şimdi 4 noktasındaki türevi istendiği için x 4'e yaklaşırken anlık hızını hesaplayacağız. Dolayısıyla x 4'e giderken fx'den f4'ü çıkartıyorum aşağıya da x'ten 4'ü çıkartıp onu yazıyorum. Şimdi buradaki işlemi yapacak olursak yine fx'in yerine yukarıda fonksiyonu verilen bağıntıyı yazarsak fx yerine 5 x yazdım. f4 yerine de fonksiyonda gidip x yerine 4 yazarsak 5 4'ten 1 buluruz. 1 yazıyoruz. Aşağıya da x eksi 4'ü yerleştirdik. Sadece limit bulmamızı istemiş. Sonucu hesaplamıyoruz çocuklar. Buradan da 5'ten 1 çıkarsa 4 eksi x yukarıya, aşağıya da x eksi 4 yazmış oluruz. Böylece de bizden istenen limit ortaya çıkmış olur. Evet çocuklar, böylece ortalama değişim oranını tanımladık, örneklerini çözmüş olduk, anlık değişim oranı ile birlikte türeve biraz başlangıç yapmış olduk. Şimdi bundan sonraki videoda da türevle ilgili neler bilmemiz gerekiyor, onlara anlatmaya başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum çocuklar, hoşçakalın.